Sırada Türk kültürünün önemli ögelerinden kehribar tesbihleri var. İlaç yapımından süslemelere kadar uzanılan ve kullanılan kehribar kültürümüzde kendine en çok şüphesiz ki tesbihlerde yer buluyor. Ancak sahtesini gerçeğinden ayırmak pek de o kadar kolay değil. İşin incelikleri ise haberimizde. Kehribar, kimyasal olarak fosilleşmiş reçine parçalarına verilen bir isim. Fakat kehribar, Anadolu ve dünya kültüründe geçtiğimiz yüzyıla kadar güzel kokudan ilaç yapımına, süslemelerde ve pek çok farklı amaçla kullanıldı. Bugün içinse Türkiye'de kehribar demek, tesbihle aynı anlamda. Sahtesini gerçeğinden ayırmak ya da farklı türlerini birbirinden ayırmak, tesbih meraklılarının yıllarını verdiği bir zanaat. Kehribarlar, sıkma, ateş ve damla kehribar olarak isimlendiriliyor. Kehribar benzeri bakarit veya katelin gibi malzemelerle ayırt edilmesi için uzun uğraşlar veriliyor. Anadolu'da ve Osmanlı'da büyük ve gösterişli tesbih yapımı için kullanılan kehribarlar, farklı bir coğrafyada, Almanya'da ise yıllarca oyun zarı olarak işlendi. Bu nedenle orijinalini sahtesinden ayırt etmenin çok zor olduğu kehribar piyasasında, kehribar Alman zarları bazen antikacılardan, bazen yurt dışındaki akrabalardan temin edilerek işleniyor ve tesbih haline getiriliyor. Bu böyle değerli kıymetli bir kehribardır, Alman zarı dediğimiz. Bunu işte biz bazı böyle müşteriler, meraklı müşteriler bize getiriyor. İşte bunu biz burada tesbihe çeviriyoruz, içirik falan veriyoruz. Tabii sadece bu değil yani, çeşitli malzemeler geliyor. Örneğin baston sapı falan geliyor, şemsiye sapı falan geliyor. Çeşitli kehribarlar vardır. Yani en kıymetlisi ise sıkma kehribar, yani bu bildiğimiz Alman zarı kehribardır. Bunun yapım aşamasına gelirsek, bunun yapım aşaması bir hafta sürüyor. Tabii bizim bazen seri çalışıyoruz. Seride ise bizim yani günde çıkardığımız 3 veya 4 tesbihtir. Ama böyle kıymetli, böyle değerli parçalar olduğu zaman bir haftadan bir tesbih falan yapıyoruz. Şu gördüğümüz bu 40 gramlık bir zar, bundan bir tesbih çıkıyor. Sadece bir tesbih. Tabii bunun büyükleri de var. 50 gram olan da var, 100 gram olan da var. Yani onlar da değişiyor yani. Ama böyle bir boyutta bir tesbih sadece çıkıyor.